Günaydın. Bugün 15 Nisan Cuma. Medya Terapi'ye hoş geldiniz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'de yine her sabah bu saatte yaptığımız gibi gündemi değerlendireceğiz. Gündem deyince aslında hepimizin tek bir gündemi var. Dayanılmaz yaşam koşulları, dayanılmaz ekonomik sıkıntılar ve dayanılmaz zamlar ve hayat pahalılığı. Dün bunu bizzat yaşadığım için Twitter'dan biraz da yüksek tonda bir tepki dile getirdim. Akşam iftara yakın bir saatte bir markete girdim. Sadece tek bir kilogramlık yoğurt, bir de bir litrelik gazlı içecek aldım. Bir kilogram yoğurt ve bir litrelik gazlı içeceğe 40 Türk lirası para ödedim. Ve gerçekten de herkesin bu fiyatları, yani ne alırlarsa alsınlar, peynirdi, ekmekti, zeytindi, soğandı, domatesli, hıyardı, ne alırlarsa alsınlar, fiyatı gördüklerinde, fiyatı duyduklarında büyük bir infial ve büyük bir tepki içinde olduklarını gördüm. Bunu çarşıya, pazara gittiğinizde de, semt pazarına gittiğinizde de, köşedeki markette de, kasapta da, işte kasaba zaten hani 6 ayda bir uğrayabiliyor insanlar artık. Başka herhangi bir iş yerine girdiğinizde, herhangi bir mal ve hizmeti satın aldığınızda hepiniz çevrenizde de görüyorsunuz. Gerçekten dayanılmaz hale gelmiş fiyatlardan söz ediyoruz. Dayanılmaz hale gelmiş mal ve hizmet fiyatlarından söz ediyoruz. Sabahları otobüslere, metrolara binen, vapurlara binen insanların o kartlarını bastıklarında, zaman zaman yetersiz bakiye sözünü duyduklarında o cihazlardan nasıl bir infial, nasıl bir isyan halinde olduklarını duyuyoruz. Dayanılmaz yaşam koşullarının müsebbibi her kimse, onların kulaklarını günün 24 saati çınlatıyoruz. 24 saati çınlatıyoruz derken, bu sabah kalkar kalkmaz gördüm yine bu gece itibariyle motorine galiba 179 kuruş, yani 1 lira 79 kuruş zam gelecekmiş. Artık neredeyse hep 2 lira 2 lira geliyor. Motorinin, benzinin, LPG'nin filan artık fiyatını unuttuk. Yani gittiğimiz zaman benzinciye ya da akaryakıt istasyonuna orada öğreniyoruz. İnsanların kafasında herhangi bir malın, herhangi bir ürünün ya da herhangi bir hizmetin ücretinin tam olarak ne olduğuna dair bir fikir kalmadı artık. Gittiğinizde orada kasada, tezgahta ya da pompada görüyorsunuz. Bu sistemin, bu dayanılmaz ekonomik sıkıntıların müsebbibi olan sistemin sonunun yaklaştığına delalettir bu. Gerçekten de dayanılmaz koşullardan söz ediyoruz. Bir an önce Türkiye'nin bu cefadan, bu zulümden kurtulması gerekliliğini burada her sabah hatırlatıyorum. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu kişisel bir feryat, kişisel bir isyan değil. Yani Zafer Arapkirli gitmiş de dün akşam yoğurdu pahalıya almış, gazlı içeceği pahalıya almış. Bir kişisel isyan değil. Bizim şu şikayeti yaptığımız yaşam koşullarında bizlerden çok daha kötü koşullarda olan insanlar var. Biz çok şükür bir işimiz var. Bir maaş alıyoruz. İyi kötü onunla bir çarkı çevirmeye çalışıyoruz. Ama geliri olmayan insanlar var. Evine çok yetersiz gelir giren insanlar var. Emekliler var. Sadece emekli maaşıyla geçinmeye çalışan insanlar var. Emekli olmuş sadece bir kira geliriyle geçinmeye çalışan insanlar var. Ve sembolik bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışan insan var. Tek bir asgari ücretle ya da bir emekli maaşıyla 3-4 nüfusa bakmaya çalışan insanlar var. Bunların halini zaten söylemeye bile gerek yok. Gerçekten de işler artık dayanılmaz noktaya gelmekte. Bu farkındalık artık toplumu alev alev yakan bir yangın şeklinde büyüyor. Büyümesi de bir açıdan da hayırlı gibi gözüküyor. Yine gündemi, yani bunlar da dahil olmak üzere gündemin çeşitli maddelerini değerlendireceğiz. Gazeteleri birlikte okuyacağız. Gündemi nasıl yansıtmışlar? Manşet, başlık, spot, fotoğraf ve sayfa düzeniyle televizyon, sosyal medyadan seçtiklerimiz olacak. Ve tabii ki köşe yazarlarından alıntılar yapacağız. Gelin önce her sabah yaptığımız gibi düne bir dönelim. Dünden bu sabaha sarkan gündeme bir bakalım. Siyasi tartışmalar dün biraz daha hareketlendi. Yani siyasi kulislerde biraz hareketlenme oldu. Şimdi her sabah burada sık sık, özellikle de yandaş medyanın yazarlarının, şu Millet İttifakı'nı nasıl çatırdatsak, nasıl bölsek, nasıl o altılı mutabakat masası olarak adlandırılan birlikteliği bozsak diye çabalarına tanık oluyoruz ya. Dün onlara bir anlamda böyle avuç oluşturan ya da onların biraz hevesini yükselten bir gelişme oldu.
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin genel başkanı, dün daha doğrusu önceki gün Karar TV'ye yaptığı açıklamada bu konuda yeni bir yaklaşım ya da yeni bir takım düşünceler ortaya koyan bazı sözler sarf etti. Temel Karamollaoğlu'nun özetle söylediği şu: şu anda karşılıklı iki ittifaktan söz edilirken, yani AKP-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ve muhalefet blokunda da o altılı mutabakat masası denilen güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında bir araya gelen ve seçim içinde bir şekilde ittifak yapmaya hazırlanan altılı mutabakat masası ittifakının, yani buna Millet İttifakı diyemiyoruz çünkü Millet İttifakı sadece 3 partiden oluşuyor. Öteki 3 parti de onlara eklemlenmiş durumda o masada. Bunun dışında bir farklı ittifak daha oluşabileceği ya da yeni ittifaklar da oluşabileceği, hatta bu altılı ittifak masasının içinde ayrı bir ittifak daha oluşabileceğini ima eden açıklamalar yaptı. Sonradan Millet İttifakı çatırdadı, dağıldılar bunlar diye tezvirat başlayınca Temel Karamollaoğlu da bu konuya açıklık getirmek zorunda kaldı dün akşam saatlerinde yayınladığı tweetlerle. Önce gelin isterseniz Karamollaoğlu'nun, yani kendisinin de hatırlattığı üzere, orijinal olarak o Karar TV'de yaptığı, verdiği mülakatta yaptığı açıklamayı bir hatırlayalım. Şöyle diyor: seçim kanunuyla şartlar değişti. Biliyorsunuz iktidar seçim kanununda yaptığı değişikliklerle ittifakların, yani kendi karşısındaki ittifakların güçlü bir blok halinde seçime girip daha fazla milletvekili çıkartmasını önleyici bir takım önlemler aldı. Neydi bu? İşte bu artık oy meselesi. Yani ittifak olarak topluca işte barajı geçme, küçük partilerin barajı geçmesini sağlayıcı oy oranına ulaşabilirsiniz ama milletvekili çıkarma anlamında iş o matematiğe gelince partiler tek tek değerlendirilecek şeklinde, kabaca bu şekilde tarif edilebilir. Bu da tabii ki partilerin birbirleriyle o anlamda yardımlaşmalarını yeni bir anlayışla değerlendirmek zorunda kalmalarına yol açacak. Yani hani birbirlerinin listesinden bir aday gösterecekler, yoksa başka tür kombinasyonlara mı girecekler, neyse. Ama Temel Karamollaoğlu diyor ki bu seçim yasasında yapılan yeni değişiklikler yeni bir oyun planını gerektirebilir. Bu yeni oyun planı da farklı ikili, üçlü, neyse, birliktelikleri de beraberinde getirebilir. Yeni ittifakları beraberinde getirebilir diyor. Şöyle devam ediyor Temel Karamollaoğlu o röportajında: üçüncü ittifak olabilir sözleriyle altılı masadaki durumla ilgili bir tartışma yarattı ve altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmediklerini söyledi. Nasıl ki Demokrat Parti ile İyi Parti ittifak içinde bir ittifak içindelerse aynısı farklı biçimlerde olabilir. Benim söylemek istediğim bu, dedi. Şimdi dün akşam saatlerinde de böyle bir tweet atıyor. Dedi ki, üçüncü ittifak konusunda dünkü yayında biz ittifak içinde ittifaklar olabilir kanaatini gündeme getirmiştik. Öyle görülüyor ki eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış diyor. Biz dünkü konuşmamızda altılı masa ile ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik, demiş. Tekrar ifade ediyorum, diyor Temel Karamollaoğlu. Şu anda seçim sattı mahalline girmedik. Ama sanki seçim sattı mahalline girmişiz gibi partilerden görüş almak istiyorlar. Bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Çok değil, birkaç ay önce bu konuları, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz, diyor. Çok açık ifade ediyorum. Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor. Çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp acaba fitne çıkarabilir miyiz derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz. Temel Karamollaoğlu'nun sözleri aslında çok fazla tercümeye muhtaç değil. Ama tercüme etmeye çalışalım. Şöyle ki, o altılı mutabakat masası denilen masaya oturan partiler, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bu partiler bir fikirsel ya da siyasi düzlemde ortak payda buldukları için o masaya oturmuş durumdalar. Nedir o ortak payda? Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki bu ucube ve hem demokrasiyi hem de ekonomiyi hem Türkiye'nin bütün meselelerini derinden hasara uğratan rejimi değiştirmek. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişini sağlamak, AKP iktidarının, AKP-MHP koalisyonunun gidişini sağlamak
ve onların yerine yeni bir hükümet tesis ederek süreç içinde bu başkanlık sistemi denilen ucube rejimi değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek. Bunun da ana ilkelerini eksiğiyle fazlasıyla gündeme getiren bir metin üzerinde anlaştılar. Biliyorsunuz bu metni de 28 Şubat'ta öyle bir tarihi deklarasyonla, sunumla, kamuoyuyla paylaştılar. Ondan sonra bir kez daha bir araya geldiler. Farklı partilerin kendi ortamlarında ya da kendi genel merkezlerinde de bu buluşmalar devam ediyor. Ama düzlem bundan ibaret. Seçimde, seçimin yapıldığı gün ya da seçimden önce pratik olarak partiler arasındaki işbirliği, listelerin hazırlanması, seçimde nasıl bir pratik işbirliğine gidileceği konusu henüz gündeme gelmemiş ya da o konuda kesin bir karara varılmış değil. Hele hele Cumhurbaşkanı adayı meselesinde de henüz bir ilerleme sağlanmış değil. Farklı isimler dolaşıyor. Özellikle de iktidar cenahı ve onun yandaşı medya bu farklı isimlerden hangisinin aday olarak gösterileceği meselesinde biraz baskı yapmaya, biraz değil epey bir baskı yapmaya çalışıyor ki aday ortaya çıksın, onun üzerinden bir yıpratma çalışması başlayalım diye. Bu anlamda da deyim yerindeyse muhalefet bloğu, yani bu altılı ittifak denilen blok, hatta onların dışındaki partilerde, yani Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, diğer partiler, yani bir fiilen de bir üçüncü ittifak cephesi de var zaten. Yani sol partilerin oluşturduğu onlar zaten bu Millet İttifakı ile bir araya gelmiyorlar. Kimsenin öyle bir derdi de yok, beklentisi de yok zaten. Ne Millet İttifakı, HDP ya da Sol Parti ya da Türkiye İşçi Partisi onlara katılsın diye bir dert içinde, ne de o sol partiler Millet İttifakı'na katılma diye bir dert içinde. Bunu da açıkça deklare ediyorlar zaten. Dolayısıyla bu konularda, yani Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve seçim düzleminde, seçime gidileceği zaman o listeler, milletvekillikleri, kim kime nerede destek verecek meselesi henüz zaten kesinleşmemiş durumda. Benim anladığım kadarıyla, ki Temel Karamollaoğlu da bunu izah etmeye çalışıyor, diyor ki iş o kademeye, o seviyeye, o safhaya henüz gelmedi. Oraya gelinebilmesi için, yani oturup onların konuşulabilmesi için seçim satım haline, yani seçimin tarihinin belirlendiği takvimin içine girmiş olmamız gerekiyor. Şimdiden çok erken ve o düzleme girdiğimizde de, o yola girdiğimizde de, o takvim çalışmaya başladığında da yeni birliktelikler oluşabilir. Yani şu altılı mutabakat masasının içinde de ikili üçlü yeni birliktelikler oluşabilir. Bu da ne yanlıştır ne de garip karşılanmalı şeklinde izah etmiş bunu. Yani altılı masa çatladı, patladı, ayakları kırıldı, dağıldılar bunlar diye heveslenmeyin demeye getiriyor iktidar cenahına. Ki orada da ben Temel Karamollaoğlu'nun tutarlı bir beyanatta bulunduğuna inanıyorum. Ama tabii ki birden fazla ya da ne bileyim ikiden fazla ittifak olabilir, üçlü, dörtlü yeni ittifaklardan söz edilebilir lafı duyulur duyulmaz, tamam altılı ittifak masası dağıldı diye bir yoruma gitmek elbette ki iktidar cenahının işine geliyor. Temel Karamollaoğlu'nun bu söylediklerini not almak ve ilerleyen günlerde ne olacağını izlemeyi beklemek gerekiyor. Onun ötesinde de yapılabilecek bir şey, söylenecek bir şey yok. Çünkü gerçekten de işte Karamollaoğlu'nun da örnek verdiği gibi, mesela İyi Parti, Demokrat Parti'nin farklı bir şeyi var, birliktelik anlayışı var. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin geçen seçimde yaptığı bir işbirliği, ittifak var. Ona benzer bir takım şeyler olabilir mi? Yani tabii ki ödünç milletvekili alma meselesi artık gündemden kalktı ama farklı formüller aranabilir mi? Bunları hep ilerleyen günlerde göreceğiz. İlerleyen günlerden de kasıt Temel Karamollaoğlu'nun söylediği seçim düzlemine ya da o takvimsel sürece girdiğimiz zaman belli olacak. Bugünden herhangi kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dün akşam Halk TV'de Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlarından Sayın Mithat Sancar'ın da bir mülakatı vardı. Meslektaşımız Suat Toktaş'a verdiği bir mülakat vardı. Orada Mithat Sancar'ın da enteresan açıklamaları vardı. Mesela geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın, işte cezaevinde hala yatmakta olan Selahattin Demirtaş'ın verdiği bir mülakatta, ben hala
HDP'nin aday adayıyım, Cumhurbaşkanlığına aday adayıyım şeklindeki açıklaması soruldu. Suat Toktaş onu sorduğunda yani sizin bilginiz dahilinde mi, sizin haberiniz var mıydı bundan diye sorduğunda Mithat Hoca'nın enteresan bir cevabı vardı. Hayır, haberimiz yoktu. Biz de bu mülakattan öğrendik ama tabii ki böylesine de bir şeyi, hakkı ya da özgürlüğü vardır Selahattin Bey'in bunu söylemeye diye. Dolayısıyla Mithat Sancar'ın bu açıklaması da enteresandı. Yani bir şekilde HDP'nin de kendi gündeminde kimi destekleyecekleri ya da kimi aday gösterecekleri konusunda bir karara varmadıklarını da beyan etmiş oldu. Hatta açıkça söyledi Mithat Hoca Suat Toktaş'a bu soru sorulduğunda. Dedi ki bana adayı sormayın ya da hangi adayı destekleyeceğinizi destekleyeceğimizi sormayın. O konuda henüz bir şey söyleyemeyiz. Bu soruyu yarın öbür gün başka siyasi parti liderleriyle mülakat yaptığınızda onlara sorabilecek misiniz dedi. Yani onlar net bir şey söyleyebilirler mi şeklinde de haklı bir karşı soruyla geldi. Mithat Hoca'nın anlatmaya çalıştığı şey şu. Bugünden şu adayı şu parti destekliyor ya da şu partinin adayı ya da şu ittifakın adayı şudur diye kesin bir şey söylemek en azından taktik olarak, siyasi bir strateji olarak mümkün değil. Doğru da olmaz. Dolayısıyla İlk turda ne olacak, ikinci turda ne olacak, onların da hesaplarının yapılacağı gün daha gelmedi demeye getirdi. Ve şu soruyu da ekledi, daha doğrusu şu görüşü de ekledi. Dedi ki, buraya gelecek diğer siyasi parti liderlerine sorun lütfen dedi. Eğer kendi adayları birinci turu geçemezse, başka bir aday geçerse, ona destek verecek misiniz ya da o durumda ne yaparsınız sorusunda sorun dedi. Yani herkes bu soruları şimdiden bir şekilde ertelemeye, ötelemeye çalışıyor. Mithat Sancar da öteki siyasi parti liderleri de. Millet İttifakı'nın lider aday, daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili ortalıkta dolaşan isimler işte malum Sayın Kılıçdaroğlu neden olmasın diye kendi ismini sıcak tutuyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri üzerinde hala yoğun bir spekülasyon var. Mansur Yavaş'la ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklama, yani Mansur Bey'in adaylığını destekleriz, o aday olmalı şeklindeki görüşlerinin yarattığı tartışma, Mansur Yavaş'ın buna cevabı, ilerleyen günlerde Mansur Yavaş'ın adaylığının hiçbir şekilde söz konusu olup olmayacağı yolundaki tartışma ya da tahminler, bunlar hep teorik düzlemde, daha doğrusu tahmin düzleminde kalan tartışmalar. Ama ortada kesin olan bir şey var. Yine lafın en başına dönersek, yani Temel Karamollaoğlu'nun o Karar TV'ye verdiği mülakatta ateşlediği tartışmaya gelirsek, bugünden yarına henüz kesin bir şey söyleyip siyasi partiler kendilerini bağlamak istemiyorlar. Ve zaten bu mümkün de değil pratikte. Karamollaoğlu'nun haklı bir vurgusu var. Seçim sattım haline girmeden bunlara cevap veremeyiz ve ikinci haklı vurgusu da yeni yapılan değişiklikler, denklemleri ya da oyun planlarını köklü biçimde değiştirebilir. O değişikliklere göre yeniden oturulup bunlar konuşulabilir ve evet, pratikte yeni yeni ittifaklar da ortaya çıkabilir. Bütün bunların cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani ben eminim siyasetin kulislerini bizlerden çok daha yakından tutan, yani siyasi parti liderleriyle Ankara'da ya da o siyasi parti genel merkezlerine gelip çıkarak çok daha yakından takip eden meslektaşlarımız ya da siyasi analistler dahi bu konuda kesin bir şey söyleyebilecek bilgilere ya da verilere sahip değiller. Olsa zaten birisi çıkar bunu açık açık söyler. Ne Cumhurbaşkanı adayının kimliği konusunda her iki taraftan da söz ediyorum. Yani hem Millet İttifakı'ndan hem de onların dışında kalan muhalefet partilerinden, ne de hangi partinin kiminle nasıl bir birliktelik içinde olacağı ya da sandıkta ittifak meselesinin nasıl pratikte şekilleneceğine dair kimsenin kafasında şu anda somut bir fikir yok. Ve iddiayla söylüyorum, şu anda iktidar partilerinin kafasında da ne olacağına dair somut bir bilgi yok. Yok. Yani
Öyle olsa zaten onlar da böyle şuursuzca demeçlerle, mesajlarla sağa sola adeta saldırgan bir tavır içine girmezler. Mesela dün de Sayın Cumhurbaşkanı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile konuşmuş. Mustafa Destici de uzun süredir hani varsayılır bir şekilde, hani varsayım olarak o cenahın içinde yer alacak gibi gözükse de bazı konularda hiç de uyuşmayan görüşleri var. Tabii ki Mustafa Destici'nin ya da Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı nedir, ne kadardır Cumhur İttifakı'na, ne kadar bir katkı yapar ya da yapmaz. Çünkü hani marjinal bir oy oranı olduğunu biliyoruz. Ama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ile görüşüyor olması bile Türkiye'nin en fazla oy potansiyeline sahip görülen ya da parlamentodaki en fazla milletvekiline sahip en büyük partisinin ya da en güçlü siyasi partisinin diyelim şu anki durumu, fiili durumu itibariyle o bile bir şeye işaret ediyor. Yani Büyük Birlik Partisi'nin desteğine olan bir ihtiyaca işaret ediyor. Dolayısıyla herkesin kafası şu sırada biraz karışık durumda ve emin olun, ben ona gerçekten inanıyorum. Bu seçim yasasındaki malum değişiklikleri yapan iktidar cenahı bile bu değişikliklerin kendisine gerçekten ne kazandırabileceğini, yani matematiksel olarak ne kazandırabileceğini tam olarak bilir ve tam olarak hesaplamış durumda değil. Onu da bir şekilde not almak lazım diye düşünüyorum. Bekleyelim, görelim. Önümüzdeki günler daha çok senaryoya ve çok daha farklı somut gelişmelere gebe diye bunu bağlamış olalım. Dönelim tekrar ekonomiye. Ekonomide hayat pahalılığının, yani mal ve hizmetlerin fiyatlarına yapılan zamların yarattığı yangın, deprem, kasırga, fırtına, her ne koyarsanız adını devam ediyor ve bu da can yakmaya devam ediyor. Ve somut olarak da halkın vazgeçilmez mal ve hizmet alımlarında ödediği fatura giderek artıyor. Hepimizin evlerine geçtiğimiz günlerde yine su faturaları düşmeye, elektrik faturaları düşmeye, doğal gaz faturaları düşmeye, telefon faturaları, internet faturaları düşmeye başladı bile. Onlar da yine fıldır fıldır dönen o sayaç esprisini hatırlıyoruz her gördüğümüzde. Yine çarşıya, pazara gittiğimizde bunları görüyoruz. Motorine geçtiğimiz günlerde bir miktar indirim getirilmişti ve hatta iktidar cenahının ve onun yancılarının da işte bakın indirim geldiği zaman niye alkışlamıyorsunuz diye sahtekarca ve bence halkla adeta alay eder biçimdeki o görüşlerine de katlanmak zorunda kalmıştık. Ne oldu? Bugün yine bu gece yarısından itibaren galiba 1.79 motorine zam geleceği bildiriliyor. 1.79, yani 2 liraya yakın bir zam gelecek. Bunun kilometre başına maliyeti, özellikle de toplu ulaşım araçlarına maliyeti, işte çoğu gerçi LPG ile çalışıyor ama taksilerin üzerine bindireceği yük ya da toplu taşımada kullanılan otobüslerin üzerine bindireceği, özel halk otobüslerine bindireceği yük daha yeni zam yapılmışken bu da tabii hesaplanmalı. Biliyorsunuz şehirler arası otobüs fiyatlarına yine astronomik miktarda zam yapıldı. Adeta uçak biletleriyle yarışır hale geldi şehirler arası otobüsler. Artık insanlar A şehrinden B şehrine, yani o hani klasik tabirle memleketlerine bile tatillerde ya da işte boş bir zaman bulduklarında gidemez hale geldiler. Okulların ara tatilinde filan çok daha az insan seyahat edebilir oldu. Çünkü düşünsenize 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik bir aile çoluğu çocuğu toplayacak memlekete, annesinin, babasının ya da işte aile büyüklerinin yanına gidecek. Orada biraz hasret giderecek. Bunların bile artık bu özgürlüğün bile engellendiği bir ekonomik buhran söz konusu. Bunun da zaten ciddi bir toplumsal yara haline geldiğini söylemeye bile gerek yok. Toplu ulaşım zamlarından söz etmişken dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde enteresan tartışmalar yaşandı. Hatırlayacaksınız geçen hafta UKOME'de toplu ulaşıma önemli ölçüde zamlar getirilmesi kararlaştırılmıştı. Yani Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde hükümetin de uzun süre direndikten sonra, yani
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yönetiminin zam talebine direndikten sonra bir anda belki de şaşırtıcı biçimde bu zamlara onay verdiğini sizlere duyurmuştuk. Hatta ben de kişisel olarak bu zamlara karşı tavır almıştım. Çünkü toplu ulaşımın özellikle de dar gelirli, özellikle de öğrenci kesim üzerinde ciddi bir önemli bir masraf kalemi olduğunu ve bunun vazgeçilemez bir ihtiyaç olduğu için ideal olarak parasız, yani sübvansiyonla, kamunun sübvansiyonuyla, ama o mümkün değilse daha cömertçe sübvansiyonlarla mümkün olduğu kadar ucuza sağlanması, karşılanması gereken bir hak olduğunu savunmuştum ve bu görüşümde de ısrarcıyım. Yani Ekrem İmamoğlu Belediyesi'nin üzerindeki baskılar, hükümetin engellemeleri, finansal olarak boğazını sıkma çabaları, o ayrı bir tartışma konusu. O konuda Ekrem İmamoğlu'nun hakkını teslim etmek ve ne kadar zor bir durumda olduğunu, yani merkezi yönetim tarafından ayağına eline prangalar vurulmuş halde iş yapmak zorunda olduğunu elbette ki kabul etmemiz lazım. Elbette ki o anlamda Ekrem İmamoğlu'nun yanında, yani o güçlüklere karşı duran bir tavır almamız lazım. O ayrı bir mesele. Ama İstanbul halkının da, özellikle de dar gelirli İstanbulluların da vazgeçilemez bir ihtiyacı olan toplu ulaşım zammı karşısında da ezilmesine de karşı çıkmamız lazım. Tek bir İstanbul kartın, yani o biletin tek bir okutulmasının bir yolculukta 7.67 olduğu gerçeği var. Öğrencilerin biraz daha ucuz olabilir o indirimli pasolarla, ya da işte çok önemli miktarda insanın da ücretsiz seyahat ettiği, işte bunlar emeklilerdi, sağlık çalışanlarıydı, benim gibi basın kartı sahipleriydi vesaire, 65 yaşın üzerinde vatandaşlardı filan. Önemli de öyle bir bedava seyahat eden kitle var. O yükün farkındayım ama bu yükün farkında olmak İstanbul Belediyesi'nden bu zamları bir kez daha düşünmesini talep etmeyi engellemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefet gibi gözüken ama aslında çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu da bu zamlar UKOME'den geçtikten sonra biz bunları iptal ettireceğiz diye meclis toplantısında dün bir tavrı oldu ve orada bir iptal edilmesi, daha doğrusu öğrencilere yapılan zammın belediyenin kesesinden sübvanse edilmesi kararı çıktı. Yani diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefette olan AKP-MHP grubu, bu zammı öğrencilerin üzerine bindirmeyin. Şimdi ilk bakışta ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani AKP-MHP grubu öğrencileri düşünüyor gibi. Hayır. Bunun arkasında da Ekrem İmamoğlu yönetimini zor durumda bırakmak, onun bütçesel sıkıntılarını daha da kabartmak ya da daha da arttırmak düşüncesi yatıyor. Kimse kimseyi kandırması, yani halk kitlelerini, işçi, yoksulu, memuru, emekliyi, öğrenciyi falan düşündüklerinden değil. Eğer düşünüyor olsalardı, zaten öylesine bir ulvi maksatla bunu yapıyor olsalardı, merkezi iktidarın yaptığı insanlık dışı, vicdan dışı zamlara tavır alırlardı. Oysa ki öyle değil. Yılbaşından itibaren gördük işte elektriğe, doğalgaza, şuna buna inanılmaz miktarlarda zam yapılmasında çıtı çıkmıyor iktidar yandaşlarının ve iktidar cenahının. Dolayısıyla sadece İstanbul'da bunu hatırlıyor olmaları büyük bir sahtekarlık, büyük bir ikiyüzlülüktür. Ekrem İmamoğlu yönetimi ise meclisin bu kararını, işte yetkisini kullanarak veto edeceğini söyledi. Bakalım ne olacak? Yani oradaki o yasal nüansları tam olarak bilemiyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun da sonuna kadar veto edebilme hakkı ya da yetkisi olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Ekrem İmamoğlu yönetimi meclisin bu kararını veto edecektir. Ondan sonra meclis bunda direnir, ısrar eder, ikinci bir kez bunda böyle bir karar alırsa iş nereye gider bilemiyorum ama çok ciddi bir sıkıntı olduğu, AKP-MHP grubunun ikiyüzlülük ederek sadece Ekrem İmamoğlu'nu zor durumda bırakmak üzere dünkü o kararı aldığı, Ekrem İmamoğlu'nun da buna karşı o zamlarda direnmeye çalıştığı ama bir yandan da halkın da üzerindeki bu yükten ziyadesiyle şikayetçi olduğu gerçeğini hatırlatmak lazım. Tam bir altta kalanın canı çıksın vaziyeti. Yani merkezi iktidar ekonomiyi harap hale, viran hale getirmiş, zam üstüne zam yapmayı marifet gibi sunmuş, efendim uluslararası piyasaları,
dış piyasalardan gelen baskıları, şuradaki savaşı, buradaki çatışmayı, enerji maliyetlerini bahane ederek bu zamları gerekli gördüğünü ve onun için yaptığını savunur durumda. Yerel yönetimler ne yapacak? İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer ya da başka belediyeler ne yapacak? Onlar da haliyle bu maliyetleri kendi mal ve hizmetlerine yansıtmaya çalışıyorlar. Evet, benim tezim de her zaman olduğu gibi, onu da hatırlatayım. Evet, bunların maliyet baskısı altında kalmış olabilirsiniz ama bütçesel önceliklerinizi tekrardan gözden geçireceksiniz ve ona göre bu zamları nereye yansıtacağınızı, nereye yansıtmayacağınızı tekrardan planlayacaksınız. Su, elektrik, gaz, toplu ulaşım, telefon, internet hizmeti, bunlar asla ve kat'a vazgeçilemeyecek ve ideal olarak halkın ödediği vergilerden kaynaklanan bir hakla aslında bedava kullanması gereken hizmetlerdir. Bunu da akıldan çıkarmayacaksınız. Bakalım bu tartışma nereye gidecek, onu da hep birlikte göreceğiz. Vahim bir gelişmeye daha değinmek istiyorum. Dün bültenlerde, dün haber gündeminde bir miktar konuşuldu ama hepimizi alarma sevk etmesi gereken ve hepimizin uykularını kaçırması gereken bir gelişme. Cezaevlerindeki ölümler. Cezaevlerinde sistematik biçimde kötü muamele ve işkenceden söz eden raporlar birbiri ardına yayınlanıyor. Bazı milletvekilleri, muhalefete mensup milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden heyetler zaman zaman periyodik olarak cezaevlerinde yaptıkları incelemelerde, araştırmalarda buna dair önemli bulguları elde edip kamuoyuyla paylaşıyorlar ve Adalet Bakanlığı'na da bu konuda önlemler alınması çağrısında bulunuyorlar. Yıllardır zaman zaman bazı milletvekillerinin bu konudaki çalışmalarına ya da çabalarına tanık oluyoruz. Bakın, geçtiğimiz günlerde Silivri cezaevinde birkaç ölüm, şüpheli ölüm hadisesi yaşanmış. İntihar diye duyuruluyor, bazıları kaza diye duyuruluyor ama şüpheli ölümler var. Mesela Ferhan Yılmaz ve ismi henüz açıklanamayan bir başka hükümlü cezaevinde, İstanbul Silivri 5 numaralı L tipi cezaevinde hayatlarını kaybetmişler. 60 gardiyanın sistematik baskısından, dayağından ve işkencesinden söz eden ifadeler var. Bazı telefon görüşmesi kayıtları var. Orada işte aldılar bizi, öldüresiye dövdüler, şuraya götürdüler, orada da dövdüler ve bakın sıkı durun, daha vahim, hepsinden daha vahim olmak üzere. Şu ifadeyi veriyor bazı kişiler, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü kişiler. Bize jilet ve ip verdiler ve intihar etmemizi talep ettiler diye. Yürek parçalayıcı görüntüler bu bir o muameleye maruz kalan insanlardan biri. Ve dövdükten sonra diyorlarmış ki, alın şu jileti ve ipi, intihar edin. Asla kabul edilemeyecek. Dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir rejiminde olduğu zaman kamuoyunun ayağa kalkmasını gerektirecek şeyler. Bakın, bazı isimler var. Bu koşullarla öldürülen isimler: Coşkun Ağaca, Tolga Okçu, Abdülmenov Çetin, H. Masal Ali ve Halil Koral diye bir vatandaşın da durumu henüz bilinmiyor. Bu derhal Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın her kimse üzerine gitmesi gereken ve çözmesi gereken bir sorun. Bakın, İstanbul'da bir cezaevinden söz ediyoruz. Dağ başı değil burası. İstanbul'da bir cezaevinde bazı hükümlülere ve tutuklulara yönelik bu tür sistematik bir baskı ve işkence, götürülüp toplu bir şekilde dövüldüğü iddiaları, insanların kafalarına vurulduğu, bir takım odalara tıkılarak ölene kadar dövüldüğü, hatta ölmedinizse alın şu jileti ya da ipi, intihar edin, kendi yaşamınıza son verin diye teşvik edildiği bir ortamdan söz ediyoruz. Asla kabul edilemeyecek şeyler. Cezaevi zaten ideal olarak hiç kimsenin bulunmayı arzu etmeyeceği bir yer. Ama şunu unutmayın, herhangi bir ülkede cezaevine kapatılmış insanlar devlete emanet edilmiş insanlardır.
Onun burnunun akmasından, onun öksürmesinden, onun bir yere kafasını vurmasından ya da kolunu yaralamasından dahi devlet birinci derecede sorumludur. O insanların orada canlı ve sağlıklı bir şekilde cezalarını çekmeleri, neyse cezalarının infaz edilmesi, ondan sonra da serbest mi bırakılır ya da ömür boyu hapse mahkumsa orada doğal koşullarla ölümünün beklenmesi şeyi vardır. Onu da hatırlatalım. Bir canlı yayına mı gideceğiz arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun'un bir açıklaması var. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun'un açıklamalarına kulak verdik. Özetle İller Bankası'nın yandaş belediyelere, yani iktidar partisine mensup belediyelere oluk oluk kaynak aktardığını ama Türkiye nüfusunun yaklaşık %60'ını oluşturan bir seçmen tabanının seçtiği Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ya da muhalefet partilerinden diğer belediyelere ise çok az ödenek ya da kredi ayırdığını, dolayısıyla onların icraatını engellemek için böylesine bir yöntem uyguladığını, oysaki bu aktarılan paraların halkın parası olduğunu ama halkın çoğunluğunun seçtiği belediyelerin bundan faydalanamadığını anlatmaya çalışıyordu. Gündeme devam edelim. Gündemde önemli başka başlıklar da var. Mesela şu göçmen meselesi. Son günlerde tek tük bazı hadiseler üzerinden tekrardan bu sığınmacıların meselesi tartışılmaya başlandı. Özellikle de büyük kentlerimizde, yani hani Gaziantep'te, Hatay'dı, Adıyaman'dı, Adana'ydı. Oralar zaten büyük bir sığınmacı sıkıntısı yaşıyor. Oralardaki sığınmacı nüfusunun da çok yoğun olması itibariyle, ama İstanbul'da da özellikle bazı ilçelerde de sığınmacı nüfusun çok yoğun olduğu ve zaman zaman bunun da yerel nüfusla onlar arasında ciddi çatışmalara ve sürtüşmelere neden olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çokça yayıldığı için, haber bültenlerine de yansıdığı için bir hadise vardı. Mesela bir Suriyeli sığınmacının dükkanının önünde terör estirdiği, insanlara saldırdığı, ettiği, hakaret ettiği, sonra da işte hadisenin büyümemesi için gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği haberi. Bu mesele biraz da toplumu da ikiye bölmüş durumda. Yani bu insanların hemen böyle kulaklarından tutulup sınır dışı edilmeleri çağrısında bulunanlara da siz yabancı karşıtısınız, siz ırkçısınız diye bir şey var, tepki var. Ama bir yandan da bu meselenin de devlet tarafından, kamu otoritesi tarafından doğru düzgün düzenlenmemiş olması, bu insanların yaşam koşullarının, bu insanların asayişte yarattığı sorunların ya da asayiş bağlamında yarattığı sorunların üzerine gidilmemesinin de bu dertlere yol açtığı meselesi var. Bir başka görüntü daha vardı. Bir Afganistanlı galiba göçmenin ya da sığınmacının işte bazı yerlerde kadınların görüntülerini çektiği, onlara yönelik işte biraz ahlak dışı ifadeler kullandığı filan. Bunun da tepki gösterdiği tartışmaları vardı. Bu mesele ciddi bir kıvılcım ya da ciddi bir toplumsal parlama nedeni olabileceği üzerinden de ciddi bir tartışma konusu. Mesela bu sabah baktım sosyal medyada böyle bir parfümeri ya da temizlik malzemeleri, ihtiyaç malzemeleri filan satan bir zincir. İsmini söylemeyeceğim burada ama o zincirin ismi Twitter'da trending topic dedikleri, yani en çok konuşulan, en çok ismi geçen konuların ilk sırasına yükselmişti. Neden? Broşürlerinde Arapça sayfalara yer vermişler. Yani o nüfusa, yani işte Iraklı ya da Suriyeli sığınmacı nüfusa hitap eden reklamlara başlamışlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Burası Türkiye. Niye Türkçe'ye yayın yapmıyorsunuz? Şeklinde onlara da bir tepki vardı. Ben bu tepkiyi çok haklı görmüyorum. Niye haklı görmüyorum? Ya başka ülkelerde de vardır bu. Yani çok yoğun bir turist akını olduğunda ya da belli bir bölgede yabancı ülke kökenli nüfusun yaşadığı bölgede de oranın yerel mağazaları ya da ticarethaneleri o toplumun ya da o
milli grubun dilinde broşürler yayınlayabilirler, reklamlar yapabilirler. Bu tamamen ticari bir tercih. Yani onlara satış yapmak istiyor. Gittiğiniz zaman mesela Yunanistan'ın bazı turistik bölgelerinde orada Türkçe menülerle karşılaşırsınız. Restoranlarda bilmem nelerde ya da ne bileyim işte İngiltere'de benim bildiğim işte bazı mahallelerde de Türkçe ilanlar da vardır. Bunlar o ticari işletmelerin ya da işte ne bileyim zincirlerin ya da markaların ticari tercihleridir. Ona bir şey söyleyemezsiniz ama asayişle ilgili çok ciddi sorunlar olduğu ve devletin bu konuda bir an önce bir şeyler yapması gerektiği ortada. Ha, meselenin başka tarafları da var tabii. Bu sığınmacı nüfusu sistematik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alıp hatta bazı bölgelerde yoğunlaştırıp orada belki potansiyel olarak seçmen kütüklerine yazıp iktidar partisinin kendi lehine bunu bir oy potansiyeli olarak kullanma hazırlıklarında niyetlerinden söz ediliyor. Bu konuda bazı veriler var. Geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Nüfus memurluğunda ya da bir kaymakamlıkta sanıyorum. İşte işlem yapılma sırası ile ilgili bir ekran var. O ekranda hep yabancı isimlerin bulunduğu ve ne için ne işlemi yapmaya geldikleri hanesinde de TC kimliği çıkartılma işleminden bahsedildiği, yani yoğun bir şekilde bu sığınmacılara acaba vatandaşlık mı veriliyor, ne karşılığında veriliyor, neye dayanarak, hangi yasaya dayanarak veriliyor ve bunun boyutu nedir? Kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi ve bunlar belli bir yerlere sistematik olarak dağıtılıyor mu? Orada bir oy potansiyeline dönüştürülecek mi? Seçmen kütüklerinde de bunu görecek miyiz gibi kuşkular da var. Bu kuşkuların dağıtılmasının tek bir yolu var. Yönetimin yani kamu otoritesinin bu konuda şeffaf olması ve vatandaşı bilgilendirmesi. Vatandaş bilgilendirilmezse bu işler gizli saklı yapılırsa işte sağda solda bu geçtiğimiz yani daha önce anlattığım münferit hadiselerden kaynaklanır bir şekilde yabancı düşmanlığı da göçmen düşmanlığı da ya da sığınmacı düşmanlığı da alır başını gider ve biz bunun önünü alamayız. Zaman zaman görüyoruz işte görüntülerde sosyal medyada insanlar ellerine bıçakları, sopaları, bilmem palaları, döner bıçaklarını filan alıp sığınmacıların evlerini basıyorlar ya da onlardan bir takım saldırılara maruz kalıyorlar. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Ben bunları konuşurken işte arkadaşlarımızın da ekrana verdiği görüntülerden sınırların nasıl delik deşik hale geldiği ve o göçmen nüfusunda son derece rahat bir şekilde oradan oraya sınırlarımızdan içeri girdikleri ve kontrolsüz bir şekilde de dolaştıkları görülüyor. Bunun bir an önce iktidar tarafından çözümlenmesi lazım. Koronavirüs pandemisini geride mi bıraktık? Artık bitti mi? O beladan kurtulduk mu? Artık bütün olumsuz veriler sıfırlandı mı? Bu tartışmayı yapıyoruz son günlerde ve son haftalarda. Ve bu tartışma gele gele öyle bir noktaya geldi ki dün Fahrettin Koca sanıyorum bir etkinlik sırasında çok yakında size yeni iyi müjdelerim olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Ve herkes bunu artık maskelerden de mi kurtulacağız diye bir ferahlama vesilesi olarak gördü. Evet, verilerde ciddi bir düşüş var. Yani hasta sayılarında, yani ölüm sayılarında ciddi bir düşüş var. Gerçi bir tek insanın bile ölüyor olması o hastalığın henüz ortadan kalkmadığına bir ciddi bir göstergedir ama hani geçmişte gördüğümüz günde 200, 300, 500 ölümlerden bugün artık 20-30 ölüm seviyelerine düştük. Acaba bu sayılar, bu veriler gerçekten de doğruyu ve gerçeği mi yansıtıyor? Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir takım tablolar var. Orada evet dünya çapında hem vaka sayılarında hem de ölüm sayılarında dramatik bir düşüşün gözlemlendiği ama bunun belki de test oranlarında da ciddi bir düşüşten kaynaklanıyor olabileceğine dair kuşkulu ve birbiriyle çelişen açıklamalar var. Bazı ülkelerde önlemler tamamen kaldırılmış durumda. Bazı ülkelerde gevşetilmiş durumda. Bu meseleyi dünya hala tartışıyor ama ortada bir gerçek var. Biz bu hastalıktan, bu virüsten tam olarak kurtulmuş değiliz. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarla toplu faaliyetlerin artık tamamen serbest bırakıldığı, maçtı, namazdı, işte konferanstı, konserdi, bu toplu etkinliklerde artık
önlemlerin iyice ortadan kaldırıldığı, sadece kapalı mekanlarda maske uygulamasının devam ettiği, toplu ulaşımda dahil olmak üzere açıklanmıştı. Şimdi Sağlık Bakanı'nın ima ettiği şey acaba şu mu? Belki toplu ulaşımda da, belki camilerde de, belki işte stadyumlarda da, başka yerlerde de artık maskeyi tamamen mi atacağız? Bu konuda maskeden sıkılan, kurtulmaya çalışan bir kitlede büyük bir umut belirdi. Ama ben de şahsi fikrimi söyleyeyim. Bu maskenin daha kaldırılması için, en azından kapalı ortamlarda kaldırılması için de bir acele içinde olmamamız gerektiğini, maskenin, mesafenin ve temizliğin daha öngörülebilir bir gelecekte de devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir özgürlük meselesi değil. Bu tam tersine hem kendi sağlığımızı hem de birbirimizin sağlığını, yani totalde, toplamda halk sağlığını gözetme konusunda bir hassasiyet meselesidir. Ve bu hassasiyetin öncelikle de ülkeyi yönetenler, yani vatandaşların sağlığı konusunda en fazla sorumlu davranması gerekenler tarafından da akılda tutulması lazım. Kaldırmak kolay yasakları, bunun yaratacağı bir liberal hava ya da öyle bir duygu selinin belki popülist bir şekilde kullanılması, belki de önümüzdeki seçimlere giderken bunun kullanılması, siyasi bir ranta çevrilmesi fikri olabilir. Ama insan yaşamı söz konusu olduğunda bunun asla ve kata yapılmaması gereken bir şey ya da alınmaması gereken bir karar olduğunu da burada naçizane vurgulamam lazım. Özgürlükler derken TÜİK meselesiyle ilgili dün önemli bir haber duyduk. TÜİK'in açıkladığı ve tartışmalı veriler dışında alternatif veri paylaşımı ya da alternatif hesap yapılmasına karşı bir adım atılacağına dair bir haber bu. Bir yasa hazırlığı, o neyi hedefliyor? Özellikle de bu enflasyon verilerine alternatif olarak enflasyon araştırma grubu ya da ENAG denilen oluşumun, yani bazı ekonomistlerin oluşumunun, işte geçen ay %61 TÜİK yayınladı. Onlar %42'ye yakın bir yıllık enflasyon açıkladılar. Bunu engellemek ve alternatif veri açıklanmasını suç haline getirmek için hazırlıklar yapıldığına dair de haberler var. Bu tabi mesela TÜİK'in istihdamla işsizlikle ilgili verilerine alternatif olarak DİSK'in, devrimci işçi sendikalarının DİSK-AR ya da araştırma grubunun alternatif çalışmalarına ya da başka çalışmalara karşı bir bilgi tahakkümü oluşturmak ve resmi ağız ne derse odur, kimse farklı bir şey söylemesin, söylerse cezalandırır şeklindeki faşizan bir anlayışa sürükler memleketi, ki bu girişimden de bir an önce vazgeçilmesini dileyelim. Gündemde ana başlıklar böyleydi. Birkaç başlık daha var ama biraz soluklanalım. Dönüşte onları da sizlerle değerlendirelim. Ve dinleyenler için bir not aktaralım, güncel bir not. Bizi dinleyenlerden geliyor, özellikle de radyo dinleyicilerinden, araçlarında radyoda dinleyenlerden. İstanbul'da Sultanahmet civarında ciddi bir trafik kaosu yaşandığı, bunun oradan aktaran vatandaşların verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı'nın oraya cuma namazı için gelmesine yönelik hazırlıklardan kaynaklandığı, yani birçok yolun kesildiği, sahil yolu da dahil olmak üzere Sultanahmet'e erişen yolların kesildiği, dolayısıyla orada bir ciddi sıkıntı yaşandığı bildiriliyor. O güzergaha doğru hareket etmekte olanlar ya da niye yolların kapandığını merak edenler için de bunu duyuralım. İşte bizim gibi ülkelerde, bizim gibi rejimlerde böyle şeyler oluyor. Tırnak içinde önemli biri, evet, işgal ettiği makam anlamında önemli biridir. Cumhurbaşkanı ya da bir bakan ya da bir devlet görevlisi, ama başka insanların yaşamlarını engelleyecek şekilde yolları kestirip de ben şuraya gideceğim, başka hiç kimse hareket etmesin, herkes bir yerlerde beklesin deme hakkını kendinde görmemelidir. Bunu kim bilir kaç milyonuncu kez hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Özetle söylemek gerekirse, Sultanahmet civarında Ayasofya Sultanahmet cenahına doğru erişmek isteyip de trafik nedeniyle ile öteki güzergahlarda sıkıntı çekenlere bu işin nedeni de söylemiş olalım. Özellikle araçları içinde bizleri dinleyen Yön Radyo dinleyicileri için bu bilgiyi vermiş olalım. Gündemde bir iki madde daha vardı. Madem Cumhurbaşkanı'ndan bahsettik, onunla devam edelim. Değerli sanatçı, tiyatro sanatçısı, medarı iftarımız, yani bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden, bu ülkenin çıkardığı cevherlerden biri.
Genco Erkal, büyüğümüz, abimiz yargılanıyordu uzunca bir süredir. Neden? Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla. 4 yıla kadar hapsi isteniyordu. Cumhurbaşkanına hakaret diye değerlendirilen görüşleri neydi? Yani birkaç meseleden, birkaç lafından dolayı yargılanıyordu ama en başta da bu işte diploma meselesi. Cumhurbaşkanının diploması gerçek mi, sahte mi? Gerçekten üniversite, yani 4 yıllık bir üniversite mezunu mu, yüksek öğrenim görmüş mü, görmemiş mi? Bu konudaki tartışmalara dair ya çıkar göster diplomanı, niye bu tartışma uzuyor mealinde bir açıklaması olmuştu. Bu da hakaret olarak algılanmış ve yargılanıyordu. Beraat etmiş dün Genco Erkal. Aslında hiç o sistemin çalışmaması ya da hiçbir şekilde o yargılama sisteminin yürürlüğe konmaması gerektiği gerçeği var. Aynı Müjdat Gezen davasında olduğu gibi, aynı Metin Akpınar davasında olduğu gibi, aynı Sedef Kabaş davasında olduğu gibi ve aynı on binlerce başka vatandaşımızın başına geldiği gibi hiçbir şekilde bunların hakaret sayılmaması gerektiği gerçeğini de bir kez daha hatırlattılar. Geçmiş olsun diyoruz Genco Erkal büyüğümüze bu beraat haberinden dolayı. Bir de tabii uluslararası gelişmelere, savaşa değinmek lazım. Dün Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme oldu. Sabah saatlerinde ilk haber geldiğinde önce Rusya yalanlamıştı ama Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi niteliğini taşıyan Moskova isimli bir savaş gemisi, bir kruvazör Ukrayna güçleri tarafından füzeyle vuruldu. Neptün füzesi olduğu belirtiliyor. Yani Ukrayna'nın yeni geliştirdiği bir füze olduğu bildiriliyor. Ve sonuçta akşam saatlerine doğru geminin, yani Rus kruvazörünün, Moskova kruvazörünün de battığı Rusya tarafından da teyit edildi. Eski bir gemi, 1980'lerde inşa edilmiş, sonra 1990'larda revize edilmiş ama işin ironik tarafı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, yani Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna tersanelerinde yapılmış bir Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde yapılmış bir gemi olması açısından da biraz anlamlı bir gelişme. Bunun savaşın geleceğine ya da önümüzdeki günlerde Rusya'nın muhtemel bir cevabıyla savaşın alacağı yeni hale nasıl bir etkisi olur ya da olmaz onu bilemiyoruz ama en azından, yani her şeyi bir yana bırakın, Karadeniz filosunun amiral gemisi statüsündeki bir kruvazörün Ukrayna tarafından bir füzeyle vurulmuş olması ve yani bu konudaki askeri uzmanların ifadelerine bakarsak çok uzunca bir süre böyle bir füzeyle, tek bir füzeyle bir geminin isabet alıp da yanarak batmış olması önemli bir askeri hadiseye işaret ediyor. 186 metre uzunluğunda işte şu 121 borda numaralı kruvazör ve 500 mürettebatı olduğu bildiriliyor. Rusya'ya önemli bir moral darbe anlamına da geldiğini de vurgulamak lazım. Bu barış çabalarını da tabii öteleyebilecek, erteleyebilecek bir gelişme. Bir yandan da Rusya'nın özellikle o Donbas bölgesinde güçlerini yoğunlaştırdığı haberleri ortadayken, Batı sınırlarında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme yolundaki istekliliklerini daha yüksek sesle dile getirmeleri ve Rusya'dan, Moskova'dan dün yayınlanan, bakın eğer böyle bir adım atarsanız biz de o sınırımıza nükleer güç konuşlandırırız ya da yığarız şeklindeki tehditleri, meseleyi, yani savaşı bir yandan da hani barışı sağlamaya çalışırken savaşı tekrardan azdıracak, tekrardan alevlendirecek gelişmelere işaret sayılabilir diyelim. Gündemin altını bu şekilde çizmiş olalım. Şimdi gelin gazeteleri okuyalım birlikte. Cumhuriyet Gazetesi AKP'den enflasyona sansür diyor. Az önce de değindiğimiz o TÜİK'e alternatif veriler yayınlayan kurum ya da kuruluşların başının belaya gireceği anlamına gelecek yasal hazırlıklardan söz eden haber. İktidar alternatif enflasyon verisi açıklayan kurumları engellemek için harekete geçti. Taslağın gerekçesi ise istatistiklerin hem TÜİK'e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni zedelemesi olarak gösteriliyor. Zaten o güven olmadığı için insanlar alternatif çalışma yapıp veri hazırlıyor ya, kimi kandırıyorsunuz?
Güven yok. Sizin açıkladığınız verilerle hayatın gerçekleri örtüşmüyor, çelişiyor. Sen diyorsun A, öteki tarafta B manzarası ortada. O yüzden de aklı başında insanlar diyorlar ki hayır o öyle hesaplanmaz, öyle değildir. Bak gerçeği bu. Niye cezayla bastırmaya çalışıyorsun? Şeffaf ol. Kamuoyuyla şeffaf ve sağlıklı bilgi paylaş. Dolayısıyla insanlar da nerede durduklarını bilsinler. İstatistik denilen şey, veri denilen şey hayatın gerçeklerini yansıtmıyorsa çözümü de erteler, çözümü de öteler ve başka bir yere sevk eder. Yani çözemezsin işi. Sağlıklı bilgi olmadan bir problem çözülmez. İşsizlik de çözülmez, istihdam, enflasyon da çözülmez, büyüme de hedefleri de tutmaz, hiçbir şey tutmaz. Yani bilimi referans almazsan böyle tartışmalar ortaya çıkar. Eline sopayı alıp başka bir şey söyleyenin kafasına vururum, işleri düzeltirim diyerek de hiçbir şey düzelmemiş. Faşist rejimler hep böyle düşünürler ama hiçbir işe de yaramaz o çareler diyelim. Sığınmacılar sınırı aştı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sınırı aştı lafı ne anlama geliyor? Farklı anlamlara çekilebilir. Yani hem sınırlardan içeri yoğun sayılarla, yoğun nüfuslarla giriyorlar anlamına gelebilir. Hem de artık hadlerini aştılar, bir noktada bunları gönderelim anlamına mı gelir? Bakalım Cumhuriyet nasıl bir kasıtla bu başlığı atmış. Kültürel uyumsuzluk sokağa yansıdı diyor. Yurttaşlığı parayla satan AKP ülkeye kaçak girişlere de göz yumuyor. Türkiye'ye kaçak girenlerin bu yolculuğu videoya çekerek %100 giriş garantili gibi ifadelerle paylaşmasına yönelik tepkiler sürerken bunlara kadınların gizlice çekilmiş görüntüleri ve şiddet eklendi. Siyaset bilimci Doktor Giray Gerim, ümmet, din kardeşliği gibi kavramların siyasi sahiplerle vurgulanması, gelenlerin ciddi bir oranının ülkenin kültürel dokusuna uyumsuzluğunu örtmeye yetmez. En net şekilde gözlemleyebildiğimiz konulardan biri de kadının toplumdaki yeri demiş. Bunun kadın meselesiyle, bunun asayiş meselesiyle sadece bu meselelerle izah edilmesi, bir iki sığınmacı magandanın şiddet uygulaması, bir iki bireysel hadise bu meseleye yanlış zaviyeden bakmamızı beraberinde getirir. Aman ha dikkat etmemiz lazım. Yani mesela bu başlık da sığınmacılar sınırı aştı şeklindeki bir başlık da sağlıksız bir takım ifadeler, bir takım imalar içerdiği için Cumhuriyet'in bu başlığı da bence tehlikeli bir şey. Yani sığınmacılar sınırı aştı dediğiniz zaman o ırkçı milliyetçi bakış açısıyla ya da o gözlüklerle sığınmacı meselesine yaklaşanların eline yeni bir silah vermiş olursunuz ki ben bunları ya da bu tür yaklaşımları sağlıksız buluyorum. Burada öfkemizi sığınmacılardan ziyade bu meseleyi kontrolünden kaçırdığı anlaşılan siyasi otoriteye yönlendirmemiz lazım. Bir, sınırların kontrolünü daha sıkı sağlamaları gerektiğini işaret etmemiz lazım. İki, özellikle de büyük kentlerde yani sığınmacılarla yerel nüfus arasında, halkımız arasındaki o çatışmanın ya da sürtüşmenin engellenmesine dair önlemleri gözden geçirmek lazım. Yoksa defolsunlar gitsinler diyerek bu işin içinden çıkamayız. Bu zaten insanlığa da yakışmayacak bir yaklaşım olur. Üçüncü ittifak senaryoları diye bir haber Karamollaoğlu'nun en başta da uzun uzun analiz etmeye çalıştığımız açıklamasıyla ilgili bir haber. Sayfanın dibinde enteresan bir haber var. Küçük kız büyük ses diye dünyanın en genç opera sanatçısı Victory. Zafer'miş ismi bu küçük kızın. 10 yaşındaki Victory Brinker henüz 7,5 yaşındayken 8 profesyonel opera performansı sergiledi. Bunun ardından rekoru Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı ve o dünyanın en genç opera sanatçısı unvanını elde etti diyor. Merak ettim, bir ara bulup dinlemek lazım herhalde minik Zafer'in sesini. Hürriyet gazetesi yönetmene şiddet vetosu başlığını atmış manşette. İstanbul Kültür Sanat Vakfı eski sevgilisinin kendisine şiddet uygulamakla suçladığı yönetmen Serhat Yüksekbağ'ın filmini film festivalinden çıkardı. İKSV bu kararı alırken kadının beyanı esastır ilkesini uyguladı demiş. Yönetmen Serhat Yüksekbağ ile bir dönem ilişki yaşayan tasarımcı Gamze K. yaşadıklarını 2019 yılında sosyal medyadan paylaşmıştı. Gamze K. beni 3 saate yakın darp etti.
Daha önce boğazıma bıçak dayamıştı. Bunu aylardır yaşıyorum demişti. Gamze K. darp raporu almış ve Yüksek Bağ Mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı diyor. İKSV yani İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bu iddialardan sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında kadınların tacize karşı kurduğu dayanışma ağı Susma Bitsin platformu aracılığıyla haberdar oldu. Kadının beyanı esastır diyen İKSV, Yüksek Bağ'ın Yeni Bir Dünya Doğuyor adlı filmini Film Festivali Ulusal Belgesel Dalı'ndaki yarışmadan çıkardı. Bu kararını yönetmene de bildirdi demiş Hürriyet gazetesinin manşet haberi. Amiral Battı diyor az önce de aktardığımız o Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisinin Ukrayna'nın Neptün füzeleriyle vurulduğu ve battığı haberi Hürriyet'te birinci sayfada. Tepede de futbol keyfi için 60 dakika önerisi başlıklı bir haber var. Daha doğrusu bir yazı Uğur Meleke'nin hani futbolla ilgili geniş bir kitle olduğu için bunu da paylaşmak istiyorum. Bir maç için asgari 1 saat 45 dakika ekran başında kalıyoruz. Ancak topun oyunda kaldığı süre bazen 50 dakikayı bulmuyor. Peki bu süre nasıl 60 dakikaya çıkarılabilir diye bir önerisi var. Daha doğrusu fikir yürütmesi var Uğur Meleke'nin. Diyor ki VAR odasına topun oyunda kaldığı süreyi ölçmek için bir görevli yerleştirilir. Diyelim ki top maçın ilk devresinde 23 dakika oyunda kaldı. Bu süre 30 dakikaya tamamlanana kadar maç oynanır. Hakem VAR odasından süre doldu uyarısı alınca o yarıyı bitirir diyor. Yani bir tür basketbol gibi kronometreyle oynanan bir oyun haline getirme önerisinden bahsediliyor. Tartışılabilir. Sözcü gazetesi halkı bu hale düşürdüler diye manşet atmış. Zamları vatandaşın sırtına yüklediler üst başlığıyla verilmiş. Yine klasik manzara. Pazar yerinde atılmış çürük çarık ürünleri toplamak zorunda kalan. Çünkü tezgahtaki ürüne parası yetmeyen insanların görüntüleri. Akşamları pazarlardan, marketlerin önündeki konteynerlerden yiyecek gıda toplayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor demiş Sözcü'nün haberi. Ankara'ya yürüyecek emekliler ne istiyor demiş. Emekliler biliyorsunuz taleplerini dile getirmek için Ankara'ya bir yürüyüş başlatıyorlar. Talepler başlıca şöyle. İğneden ipliğe yapılan tüm zamlar acilen geri alınsın. Maaşlara ilk aşamada %60 oranında artış yapılsın. Yılda 4 maaş tutarında iyileştirme ödemesi verilsin. Sendikal haklar önündeki engeller hemen kaldırılsın şeklinde. Şimdi emeklilerin bu taleplerini değerlendirirken daha doğrusu sayarken şu maaşlara yani emeklilere ikramiye veriliyor ya o ikramiyenin miktarı ile ilgili olarak enteresan tartışmalar var. Mesela geçen yıl yani en son bayramda 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu bayram onun artırılacağına dair henüz herhangi bir işaret yok. Belki hani çok böyle sembolik bir artış yapabilirler ama ondan da tam olarak ümitli değiliz. Tabii onun da bir şekilde düşünülmesi lazım emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili olarak. Dün bir değerli dostumuz o konuda bir tablo göndermişti. Bunun neye işaret ettiğini söylemek için o tabloyu arıyorum. Evet. O tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın emekli ikramiyesi 1 Haziran 2018'de 1000 lira ve Amerikan doları olarak karşılığı 220 dolar. 2021 yılında 6 Mayıs'ta 1100 liraya çıkartılmış 1100 liralık emekli ikramiyesi geçen yıl 6 Mayıs'ta 133 dolara tekabül ediyor ve 20 Nisan 2022 itibariyle de 75 dolara tekabül ediyor 1100 Türk lirası. Yani 2018'de verdikleri 1000 liralık ikramiye 220 dolar bugün itibariyle yaklaşık
75 dolara tekabül ediyor. Artık alım gücünün ne kadar düştüğü bu hesapla ortada. Emekliler bu taleplerinde haklılar. Hani ben de naçizane bir emekli olarak, gerçi hani muvazzaf aslında bir işi ilave olarak bir geliri olan birisi olarak da emeklilerin bu talebine de o desteğimi de buradan vurgulamak istiyorum. 1100 liranın çok sembolik bir düzeyde kaldığını da artık hepimiz kabul etmeliyiz. Bir Gün gazetesi, gerçekler örtülemez diyor manşetinde. Kadın cinayetlerinden salgına, işsizlikten enflasyona, hemen her konuda verileri gizleyen iktidar işi bir adım ileri taşıdı. TÜİK'ten izin almadan istatistik yayımlayanlara 3 yıla kadar hapis isteniyor denmiş. Suriyelilere sınır dışı kararı hukuka aykırı diye de o tartışmaya ışık tutan bir haber var. Evrensel Gazetesi 7'den 77'ye dert aynı demiş manşetinde. Artan fiyatlar nedeniyle çocukların beslenme çantasında kuru ekmek, asgari ücretin altında aylıkla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin dilinde öğünleri ikiye düşürdük sözü var. Peynir ve sebzeye erişmek bile zor demiş Evrensel Gazetesi de manşetinde bu meseleyi, yani halkın bir numaralı meselesini ele almış. Haklı olarak böyle bir tercih kullanmış bugünkü manşet haberinde. Karar Gazetesi 3. ittifak olabilir diyor manşetinde. İttifak tartışmalarının ısındığı süreçte dikkat çeken açıklamada bulunan Karamollaoğlu, seçim kanunuyla şartlar değişti. Bunu ilk kez söylüyorum, 3. ittifak olabilir dedi. Karar TV'ye verdiği demeci Karar Gazetesi doğal olarak manşetine taşımış ve o tartışmayı da ayrıntılı bir şekilde ele almış. Dünya Gazetesi makro ihtiyati politika seti güçlendirilecek demiş. Ne anladınız, ben bir şey anlamadım ama detayına bakalım. Makro ihtiyati politika seti ne olsa gerek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini bu ayda %14'te sabit tuttu. Para politikaları kurulu metnindeki tek değişiklik yukarıdaki ifade oldu. Enflasyonda umut yine baz etkisinde diyor. Yani bir teknik tabir bu herhalde. Makro ihtiyati politika setinin güçlendirileceğine ilişkin ifade araçlar bakımından netliğe işaret etmese de kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğu vurgusuluyor. Ben okurken yoruldum ama herhalde ekonomiden anlayanların bir bildiği vardır. Onlar anlamıştır diye onlara havale ediyorum. Bakayım bir daha neydi? Evet, CHP Genel Başkanı bir açıklama yapıyor, onu dinleyelim. Değerli basın mensupları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanımız engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul'a veriliyor, İstanbullulara veriyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bir bu bahar gününde buna tanık oldum. Dolayısıyla teşekkür ederim sizlere. Sağ olun arkadaşlar. Sayın Kılıçdaroğlu, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Müsaade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da bazı temaslarda bulunuyor. O temaslar belediyenin faaliyetlerini içeren temaslar. Mesela Dudullu Bostancı metro hattı sürüşü var. Mevlana istasyonunda da temasları vardı. Çekmeköy Rahmi Demirkent Ormanı inceleme gezisi, bir de Anadolu Hisarı'nda gezisi var. Bu temaslarında Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ile birlikte bazı milletvekilleri de, İstanbul milletvekilleri de eşlik ediyorlar.
O temaslar sırasında gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız mikrofon tuttular. Bir açıklama yaptı ama soru almak istemedi. Muhtemeldir ki gündeme dair hani çok ayrıntılı konuşulması gereken, belki de hani ilave zincirleme soru cevaplara sevk edilebilecek, yani konuşmayı oraya sevk edebilecek bir soru cevap kısmının da açılmasını istemedi. Ama önemli konular var tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulacak. Umuyoruz muhtemelen ilerleyen duraklarda daha rahat bir ortam bulunduğunda o sorular gelir ve biz de sizlere yansıtmaya çalışırız. Gazeteleri aktarmaya devam edelim, okumaya devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi, Türkiye kendi yurdunda kiralık daire ve iş yok diyor. AKP iktidarının örtülü işgale dönüşen sığınmacı politikası ülkeyi sosyal ve siyasi bir felakete sürüklerken vatandaş ve mülk sahibi yapılan yabancıların verdikleri ilanlarla Türk kiracı ve işçi kabul etmediklerini duyurması halk arasında tahrik ve infiale yol açıyor demiş. Yani vatandaş da ne yapsın? Hani tabii ki arzu edilmeyen bir şey ama evini bir Türkiye diyelim 1000 liraya, 2000 liraya filan kiraya verebilecek bir insana gelip de 500 dolar, 1000 dolar filan teklif ediliyorsa yabancı tarafından, vatandaşta kira gelirini arttırmak ve kendisini enflasyona, hayat pahalılığına ezdirmemek için o yola sapacaktır. Yani ben illa Türkiye veririm evini demesini de herkesten bekleyemezsiniz. Yani o biraz daha romantik bir tercih olur. Mesele bu göçmen akımını ve İstanbul'da ya da işte başka kentlerde de bu yabancı nüfusu kontrol altına almayan merkezi otoritede sorun onlarda, onlara yöneltin tepkinizi. Ahmet Bey ya da Ayşe Hanım evini 1000 liraya mı yoksa 1000 dolara mı kiraya vereceği konusunda kendi özgürlüğünü kullanır. Ben ev sahibi değilim, ben kiracıyım. Dolayısıyla hani işin şey tarafındayım, kiracı tarafındayım, yanlış anlaşılmasın. Hani ev sahibi gibi konuşuyorsun Zafer Arapkirli falan demeyin. Ama elinizde bir seçenek olsa, yani diyelim ki çok varlıklı bir insan değilsiniz. Evini Ahmet'e 100 liraya mı kiralamak istersin? Oradan işte Abdülmuttalip gelecek Arabistan'dan 100 dolar mı ya da ne bileyim işte 1000 dolara mı kiralamak istersin dediklerinde hiç kimse aptal değil. Kimse kusura bakmasın, tabii ki 1000 dolara verecektir. Kendini, rahatını düşünecektir adam, gelirini düşünecektir. Onu niye suçluyorsun? Onu demek istiyorum. Yoksa evet, gerçekten de ben evimi sadece yabancılara veririm diyen bir insan, sevimsiz bir insan olarak karşınıza çıkıyor ama işin bir de tabii başka tarafı var. Sabah gazetesi, ihracat ve turizme 150 milyar TL kaynak diye Erdoğan'ın açıklamalarından ya da hükümetin alacağı muhtemel, alması muhtemel tedbirleri öven bir başlık. Yeni Şafak gazetesi, masadaki Amerikan kartı diyor. ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceği sözleri vaatte kalmadı. Temsilciler Meclisi üyesi Keating, ABD'li yetkililerin muhalifler ve başka insanlarla görüştüğünü deşifre etti. Keating bunu oynanması gereken bir kart olarak tanımladı. Bu başlığı atanlara şunu hatırlatmak istiyorum. 2001-2002 yıllarında aynı Amerika Birleşik Devletleri, o zamanın muhalefet partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile nasıl ilişkiler içindeydi, nasıl destek verdi, nasıl iktidara getirdi? Bana değil, gidin Ethem Sancağı sorun, o anlatsın size. Gerçi anlatmıyor, lafı ortaya attı kaçtı ama gidin Ethem'e sorun, Ethem anlatsın. Bir bildikleri var, o dönemleri iyi biliyor. Ethem'e sor, Yeni Şafak'ın manşetini atan yandaş kardeşim. Akşam gazetesi, sürüken dost değiller diyor. Sokaklarda başıboş gezen köpekler yine bir çocuğa saldırdı. 10 yaşındaki ÖE ölümden döndü. Hastanede 80 dikiş atıldı denmiş. Bu sokak köpekleri sorununu ortaya tekrar hatırlatan manşet. Türkiye gazetesi, kira fren tutmuyor demiş. Vatandaşa uygun ev yok. Arz azaldı, talep patladı, denge şaştı. Bir yılda kiralar iki kat arttı. Ev arayanlar mağdur. Milliyet gazetesi, amiral battı diyor Rus kruvazörünün vurulmuş olması haberi. Posta gazetesi, korkunç anne diye başlık atmış. Yunanistan'da bir anne evlatlarına büyük bir işkence yaparak öldürmüş. 9 yaşındaki kızını yavaş yavaş zehirleyen, ölümünü izleyip son dakikalarında gülerek poz veren korkunç annenin geçtiğimiz yıllarda ölen diğer iki kızının da mezarı açılmış. İlk bulgular bu çocukların da anne tarafından öldürüldüğü yolundaymış.
Aydınlık gazetesi soykırım yalanını müfredata sokma hazırlığı diyor. Amerika'da böyle bir hazırlık içinde olduğunu belirtiyor Amerika'nın. Yeni Akit gazetesi Ergün Poyraz'ın, önceki gün Kuşadası'nda saldırıya uğrayan meslektaşımız Ergün Poyraz'ın bir demecine yer vermiş. İlk defa CHP'yi yazdım, ölümden döndüm demiş. Ergün Poyraz'ın Yeni Akit'in iddiasına göre ifadesi şu: yıllarca Erdoğan'ı eleştirdim, sorun yaşamadım, CHP yolsuzluğunu yazdım, durum ortada diyor. İnsaf be kardeşim, insaf be kardeşim. Gerçekten de bu menfur saldırıyı en şiddetli bir ifadeyle kınıyoruz. Ama yıllarca Erdoğan'ı eleştirdim, sorun yaşamadım da herhalde gerçeğin ifadesi değil. Ne sorunlar yaşadığını, nasıl sürüm sürüm süründürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Eğer gerçekten bu ifadeyi kullandıysan ayıp demek lazım. Evet, menfur saldırıyı en sert bir şekilde kınayacağız. Kimden gelirse gelsin. CHP'li belediye, onunla iltisaklı kişiler vesaire. Ama Erdoğan'ı eleştirdim de başıma bir şey gelmedi lafı düpedüz bir yalan. Ne geldiğini hepimiz biliyoruz. Milli Gazete, Aksa'ya kurban oluruz demiş. Hadlerini aşan ve izzetimize meydan okuyan Siyonistlerin unuttuğu bir şey var diyor. Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail baskısı. Diriliş Postası, istikrarın can simidiyiz diyen Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer vermiş. Ve öteki gazetelere de internet ortamında yayınlanan Gazete Pencere'ye bakıyoruz. İttifak içinde ittifak planı, Karamollaoğlu'nun açıklamaları üzerinden başlayan tartışma ve 2. yüzyıl gazetesinin manşeti de Veysel Ulusoy hocamızın bir fotoğrafı eşliğinde ENAG korkmadı diyor. Yani o TÜİK'in verilerini, alternatif veri açıklayanları cezalandırırız lafına karşı Profesör Veysel Ulusoy da tepki göstermiş, onun başlığı. Yine bir soluklanalım. Dönüşte sadece KRT ekranında medya terapiye, televizyon ve sosyal medyadan seçtiklerimize devam edeceğiz. Medya terapiden bir kez daha merhabalar. Sırada ekranlardan seçtiklerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde son günlerde, aslında sadece son günlerde değil, her oturumda hararetli tartışmalar yaşanıyor. Özellikle de Başkan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumlarda, malum muhalefet grubu, yani işte AKP, MHP grubunun Ekrem İmamoğlu'nu her gördüklerinde o tansiyonu biraz da kasıtlı olarak yükseltici tavırları ve Ekrem İmamoğlu'nun da her defasında ateşli bir üslupla onlara verdiği cevaplar var. Dün de yine o tür manzaralar yaşandı. Yani işte o zamlar tartışılırken filan, bakın bir aşamada Ekrem İmamoğlu muhalefete nasıl tepki göstermiş. Bütün bunlar işe yarıyor mu? Hiç işe yaramıyor. Allah'a şükür çok formdayım. Çok formdayım. Allah, o kadar formdayım ki sizin duruşunuz, sizin bu müdahaleleriniz Ekrem İmamoğlu'na güç katıyor. Bana her gün açıklama yetiştiren grup başkan vekili arkadaşım, ne olur daha fazla konuş. Daha çok ihtiyacım var sizin konuşmanıza. Ben sizin açıklamalarınızdan memnunum. Allah bu meclise 10 tane daha sizin gibi grup başkan vekili versin. Böyle bir yüksek dozda ironi epeydir duymamıştım. Yani diyor ki Tevfik Göksu, Allah seni benim başımdan eksik etmesin diyor. Sen konuştukça benim enerjim artıyor demiş. Bir enteresan karakter, enteresan figür var ülkemizin toplumsal ve sosyal yaşamında. Uzun yıllardır tanırız kendisini. Hasan Mezarcı isimli bir figür. Bu kendisini Mesih ilan etmiş durumda. Yani önemli bir dini figür konumunda. Oruçla ilgili şöyle bir fetva veriyor. İyi geceler çocuklar demiş. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dini ahkamı iptal ettim diyor. Oruç tutanlar su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin, suyunu içsin, orucuna devam etsin diyor.
Hasan Mezarcı Beyefendi ilerleyen aşamalarda bunu yine böyle upgrade edip ya işte bir porsiyon bilmem ne yerseniz bozulmaz, yanında ayran içerseniz bozulur ama bilmem ne içerseniz bozulmaz gibi versiyonları da çıkarabilir. Ciddi bir tepki alması muhtemel bir açıklama ama hani Hasan Mezarcı'dır ne derse yeridir deyip geçiyordur herhalde Müslümanların büyük çoğunluğu. O konulara girip de ben de alternatif fetva vermek istemem ama oruç konusundaki kurallar belli işte. Yani orucun amacı belli zaten. Su içersen bozulmaz da bilmem ne filan. Bu meseleler biraz komik kaçmış ama hani kendisini Mesih gören ya da Mesih ilan eden birinden de beklenebilecek mesajlar. Enteresan bir karakter var biliyorsunuz. Dünya sinemasının ünlü isimlerinden Rowan Atkinson, Mr. Bean karakteriyle ünlü bir mizah sanatçısı, daha doğrusu komedi sanatçısı. İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya başvuru haberleri ya da başvuru konusundaki istekliliğiyle ilgili o formun doldurulması sahnesini birisi böyle bir espriyle canlandırmış. İşte o gördüğünüz beyaz üzerine mavi zeminli bayrak Finlandiya bayrağı. Finlandiya şeyini dolduruyor başvurusunu. Orada da İsveç kopya çekiyor gibi bir anda fark ediyor Finlandiyalı ve Mr. Bean de yakalanmış olmanın telaşıyla böyle bir espri üretmişler. Bir yani, fotomontajda capsule etmişler. Bir kedi fare oyununun görüntülerini getireceğiz size ekranlarınıza. Gördüğünüz bina Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'deki Rusya Büyükelçiliği binası. Ukraynalılar gelmişler oraya uzaktan Ukrayna bayrağı yansıtarak trollemeye çalışmışlar binayı. Ruslar da fark etmiş bunu. Onlar da projektörle bayrağı takip ederek bozmaya çalışıyorlar ama becerememişler. Ukrayna bayrağı yapacağını yapmış. Tam bir kedi fare oyunu Rusya Büyükelçiliği'nin duvarında ya da bina cephesinde Washington DC'den ilginç görüntüler. Ve son görüntümüz bizden CNN Türk Televizyonu'ndan dün akşamki bir tartışma programından iktidar yanlışı bir gazeteci Hulki Cevizoğlu. Bakın son ekonomik sıkıntılardan ya da zamlardan kimi sorumlu tutmuş ya da kimin de sorumlu olduğunu anlatmış, bir kulak verelim. Türkiye'de yani bizim bu salonun dışında da bir mazeret üretme lobisi var. Bu mazeret üretme lobisi iktidarda da var. Ana muhalefette de var. Altılı masada da var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu nasıl mazeret üretiyor? Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir rolü var mesela? En büyük sorumluluklardan biri o. Demokrasilerde, anayasamızda da yazıyor. İktidar kadar onun da sorumluluğu var. Muhalefetin ana muhalefet sıfatına, anayasal sıfata sahip olan parti ve onun başkanı çözüm üretecek. Zayıf hedefler seçerek, iş yapıyormuş gibi gözükerek sahte muhalefet yapıyor. Sahte muhalefeti İktidarın işine yarıyor mu? Yarıyor. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Bu derece bir yandaşlık dozu karşısında. Hani Allah ıslah etsin mi diyelim, işte budur yandaşlık mı diyelim, doktor ne yerse yesin dedi mi diyelim. Hakikaten onu tıbba havale etmek gerekiyor. Görüntülerimiz bu kadar. Şimdi sırada köşe yazarlarından alıntılar var. Cumhuriyet'in birinci sayfasında Müjdat Gezen'in köşe atışı başlıklı köşesinde şu ifadeler kullanılmış. Televizyonda bir reklama inandım, bir mamul aldım, bozuk çıktı diyor Müjdat Gezen. Ben gerçekten safım. Televizyonda gördüklerime, duyduklarıma inanıyorum. Ekonomi iyi diyorlar, inanıyorum demiş bugünkü o köşe atışında. Emre Kongan hocamız sadaka devletinin önemi yine bilişsel tutarlılık başlığıyla yazmış diyor ki. Diyor ki iktidar açlığa mahkum ettiği seçmeni onun bütün tutum ve davranışlarını etkileyen sadakata dayalı sadaka yani ihane devleti kavramı ile yanında tutmaya çalışmaktadır. Eldeki veriler seçmen kitlesinin en az üçte birinin, bence yarısına yakının diyor, sadaka devleti kapsamında Erdoğan AKP-MHP iktidarına sadakat karşılığında maddi yardım aldığını işaret ediyor.
İktidar bir yandan zenginleri daha da zenginleştirirken açlığa mahkum ettiği geniş kitlelerde eskiden sahip olduğu seçmen sadakatini, sadaka devleti kavramını yaygınlaştırarak korumaya çalışıyor demiş. Özdemir İnce bugünkü yazısında Cumhuriyet Gazetesi'nde pek uyanık bir uyku başlığını kullanmış. Türkiye Cumhuriyeti devrimlerinin ütopik programı sayılabilecek pek uyanık bir uyku. Doktor Abdullah Cevdet'in yönettiği İçtihat Dergisi'nin 21 Şubat 1912 tarihli sayısında yayınlanmıştı. Epeyce uzun bir yazı şöyle başlar demiş. O yazıdan alıntılar yapmış. Madde madde bir devrim taslağı diye nitelendirilen, bir ütopya diye nitelendirilen o duyurudan, o bildiriden maddeler aktarmış. Sonunda diyor ki, Cumhuriyet'in devrim, evrim ve değişim yolunda attığı her adım bu çağının çağdaşı olma bilinci karşısında çağdaşlaşmayı reddeden çağ dışı İslamcı irticayı bozguna uğratacaktır diye bitirmiş yazısını. Ali Silmen asıl önemli olan başlığıyla yazmış bugünkü Cumhuriyet'te. Montrö ile getirilen barışçı dengenin korunması böyle davranmayı gerektiriyordu ve bu konuda en büyük sorumluluk Türkiye'ye düşmekteydi diyor. Son zamanlarda Ankara'nın Karadeniz'i barış ve işbirliği denizi halinde tutma misyonuyla dünya denizlerinin hepsinde ve her yerinde herhangi bir kısıtlamaya uğramadan yelken açma politikasının savunucusu ABD arasında bu konuda ciddi bir çıkar çatışması vardır. NATO'nun Rusya'yı kuşatma politikasında Karadeniz'in Washington'ın kendine biçtiği rolü yerine getirebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin Montrö'nün yorumlanması ve uygulanması konusunda Türkiye'yi dümen suyuna sokma girişimlerinin yoğunlaşmasının herkes tarafından kaygıyla izlenmekte olduğu bir sırada Karadeniz'deki mayınlarla ilgili olarak çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla çevrim içi toplantı düzenlemiş olan Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Karadeniz'e kıyısı olmayan Polonya'nın da çağrıldığı bu toplantıya davet etmemiş olması endişe dolu şu sorunun ortaya atılmasına neden olmuştur. Yoksa Ankara Karadeniz'i Amerikan savaş politikalarının at oynatacağı bir biçimde mi yorumlamaya başlıyor artık Montrö'yü? Böyle bir soruyu haklı kılacak davranışlardan özellikle kaçınmalıyız diye yazmış Ali Silmen bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nde bugün Burhan Şeşen'in köşesinde "Biz büyüdük ve kirlendi dünya" başlığını görüyoruz. Güzel günlermiş. Murat Han Mungan yazdığında çok haklı. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Bazen kendimi çok daha fazla yaş almış hissediyorum ama öyle böyle değil. Sanki yüzlerce yıldır yaşıyorum. Zira böyle bir çürümenin, bozulmanın 20-30 yılda gerçekleşmesi mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Beklemek, dinlemek, empati kurmak, hak vermek çok az insanda görebildiğimiz insani özellikler diye yazmış. Bir Gün'ün yazarlarından İlhan Cihaner, Kaşıkçı davasının devri meselesini bugün analiz etmiş. Yani bu Suudi Arabistan, yani dosyayı kapatarak Suudi Arabistan'a devredilmesi meselesi. Diyor ki, dosyanın devrini yasaya aykırı kılan bir diğer hususta yasanın 24'e 4 maddesine göre sanık hakkında yabancı adli merci tarafından mahkumiyet kararı verilmesi durumunda düşme kararı verilir hükmü. Basına yansıdığı kadarıyla Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davayı sonlandırdı. Uyduruk mahkumiyetler verdi. Sanıkların tamamı aynı mı bilmiyoruz ama birçok sanıkla ilgili olarak cezasızlık sonucunun şimdiden gerçekleştiğini söyleyebiliriz demiş. Yasanın 25'e 5 maddesine göre devredilen soruşturma veya kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğinin merkezi makamca adli merciye bildirilmesi halinde soruşturma veya kovuşturmanın yürütülmesine karar verilir hükmü diyor. Neredeyse bırakın yargı yetkisinin devrini, satılması söz konusuymuş diyor. Yazık, çok yazık diye eklemiş İlhan Cihaner. Yani o yaygın söylentiler var ya Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin bir takım maddi beklentileri olabileceği, o yüzden böylesine bir yola başvurulmuş olabileceği yolunda yazık, çok yazık diyor. Bayezid İlhan'ın köşesine bakıyoruz bugün Bir Gün gazetesinde. Belediyelere yaşamı savunma çağrısı başlığını atmış bu
nükleer tehlikeye karşı bir toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya çerçevesinde. Diyor ki nükleer silahların ana hedefi şehirlerdir. Çünkü olabildiğince çok insanı öldürmeyi hedefler. O halde şehirlerin yönetimleri inisiyatif almalı. Bölgesinde yaşayanlarla sıkı temasını da kullanarak farkındalığı artırmalıdır. Önemli bir adım sözünü ettiğimiz ICAN yani şehirlerin talebi hareketine yerel yönetimlerimizin, belediyelerimizin katılmasını sağlamak olacaktır demiş. Türkiye'deki nükleer silahlara karşı mücadeleye bakalım hangi belediye adını yazdıracak diye de eklemiş Bayezid İlhan. Zafer Arapkirli, bendenizin köşesinde de Compassionate Erdoğanizm başlığını kullandım. Yani kapitalizmin farklı türleri tanımlanır ya hep. Hani vahşi kapitalizm, daha uysal kapitalizm, kronik kapitalizm yani ahbap çavuş kapitalizmi bir de compassionate kapitalizm yani biraz daha insancıl, daha yumuşak sömüren, fazla can yakmayan kapitalizm falan diye meseleyi bu iktidar değişimi amaçlı ittifakların programlarına, efendim ajandalarına falan getirdim. Ve acaba çok temel yani sömürüye karşı ya da faşizme karşı ya da baskılara karşı çok temel konularda fazla cesur davranmayarak belki de yeni bir iktidar döneminde daha yumuşak bir Erdoğanizm mi hedefleniyor diye, compassionate Erdoğanizm mi amaçlıyorlar diye bu ittifakın biraz utangaç tavrını da eleştirdim. Eğer lütfeder tamamını okursanız yazının seviniriz, mutlu oluruz diyelim. Hürriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Hürriyet'te bugün Ahmet Hakan'ın köşesinde neler var? Canımız sıkılsa da sakin olmalıyız diyor. Hatırlayacaksınız Ahmet Hakan dün yanlış hatırlamıyorsam böyle çok sert bir yazı yazmıştı. Bunlar def edilmeli, sınır dışı edilmeli, def olsunlar filan anlamına gelen sığınmacılardan bahseden. Yani o özelde de bir olay var işte o yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi. Ama bugün biraz daha sakin olalım diye telkinde bulunuyor. Diyor ki adaba uymayan sığınmacıların anında sınır dışı edildiklerini unutma. Altındağ olaylarını hatırla, dikkat et. Aniden patlayan galeyan hallerinin tarihte hangi utanç verici olaylara yol açtığını sürekli aklında tut. Sorumlu davran, yangına körükle gitme, kışkırtmalardan uzak dur diye itidal vaaz eden bir yazı yazmış. Bence de itidal vaazı haklı bir tercihtir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığına hevesi olmayan ilk fani diye de bir yazı yazmış. Mansur Yavaş'tan söz ediyor. Yani o hani malum laf vardır ya, ünlü laf, Süleyman Demirel'in rahmetli eski cumhurbaşkanlarından demişti ya, Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir diye o lafa atıfta bulunmuş. Yani Mansur Yavaş'a da önerilse belki o da elinin tersiyle itmez demeye getirmiş. Bir de langıdı lanlan, langıdı lanlan diye bir başlığı var bir yazısının. Samsak Döveci diye bir türkü. Arkadaşlar bilmiyorum hemen bulabilirler mi o türküyü. Ben de merak ettim, sizler de merak ediyorsunuzdur. Samsak Döveci türküsü. Bir programda da Serkan Çağrı ile, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan birlikte söylemişlerdi bunu, hatırlıyorum. Şimdi o türkü senin mi benim mi diye bir tartışma, bir kavgaya girişmişler. Ahmet Hakan diyor ki, biraz da böyle bir entel bir tavırla analiz etmeye çalışmış. Diyor ki merak ettim baktım, oh my god diyor, OMG diye yazmış aynen bir, oh my god, aman Allah'ım, açıp dinlemez olaydım. Çok saçma, çok manasız, çok iptidai, çok banal bir kırsal folkloruydu dinlediğim diyor. Bir tür pastoral eziyet diyor. Bakar mısın entel çözümlemelere? Bir tür pastoral eziyet diyor Nişantaşı'nda 98 Ahmet. O kitleye hitaben yazıyor tabii. Matrak desen matrak değil. Oynak desen oynak değil. Eurovision için hazırlanmış zorlama şarkılara benziyordu demiş. Şarkının sözlerini de hatırlatmış. Langıdı lan lan, langıdı lan lan, samsak döveci. Gümbüdü gümbam gümbam, ebe gümeci. Ebelerin ilacıdır ebe gümeci. Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci. Ya Anadolu'da böyle çok türkü vardır. Sözleri çok fazla anlam ifade etmeyen ama işte bir oyun havasıdır. Kıvrak, oyna, koplak. Tam Ahmet'e göre aslında. Bulduk mu arkadaşlar o şey? Evet, hazırmış. Merak edenler için biz de Samsak Döveci'ni çalalım ve Ahmet'i oynatalım. Ver.
Evet, Ahmet Hakan'ın da vurguladığı gibi böyle erik dalı, kesik çayır, boyalı direk havasında ya da o espride bir türkü. Vallahi ben beğendim. Hani çok da yabancı gelmedi. Dinlediğim bir türkü herhalde. Ama Ahmet ne bulmuş bakayım, dur. Pastoral... Bayıldım bu çözümlemeye de. Bir tür pastoral eziyet diyor. Niye eziyet olsun ya? Gayet güzel düğünde, nişanda, çarşıda, pazarda, sünnette çalınır, oynanır. Hatta kent meydanında da çalınır, oynanır. Hiçbir sakıncası yok bence. Ahmet'le beğenilerimiz pek fazla örtüşmüyor herhalde. Bak ben 9-8 roman havalarını da burada zaman zaman çalıyorum ama Ahmet'in pek hoşuna gittiğini sanmıyorum. Bugün de Ahmet'i Samsak Döveci ile oynattığımızın tarihidir. Not alın. Efendim Uğur Dündar'ın köşesine bakalım. Sözcü gazetesinde Vefa başlığını atmış. Burada lepra hastalığına karşı verdiği müthiş mücadele sırasında tanışıp gerek kişiliğine gerekse bilim insanlığına hayran kaldığım Profesör Doktor Türkan Saylan'la bir söyleşi öncesinde sohbet ediyorduk diye geçmişe dönük anılarından bahsetmiş. Ancak önceki gün bir hasta bir plaketi göremediğini bildirince enstitüyü arayıp merhum Kadir Topbaş'ın anısına ve eski müdür Profesör Topuz'a yapılan bu vefasızlığın nedenini sordum demiş. Telefona çıkan yetkili soruşturup geri döneceğini söylemiş ama yazıyı gazeteme gönderdiğim saate kadar dönmedi diyor. Dönmüş olsa sanırım şöyle diyecekti. Uğur Bey, siz Vefa'nın bir semt adı olduğunu hala öğrenemediniz mi diye yazmış. Emin Çöleşan da Rusya kalıbının adamı değilmiş başlığıyla yazmış. Diyor ki savaş bitecek gibi görünüyor mu? Bence kısa vadede hayır. Devam ettiği sürece her iki ülkede de her açıdan daha ağır bir yıkıma uğrayacaktır diye yazmış bugünkü Sözcü gazetesinde. Bir de Evrensel gazetesinin birinci sayfasındaki karikatüre bakalım son olarak. Evrensel'de Sefer Selvi o cezaevinde, Silivri cezaevinde yaşanan ölümlere dair bir karikatür çizmiş. İşte diyor ki gardiyan Ferhan Yılmaz kalbi durduğu için öldü diyor. Muhabir de soruyor bu nasıl kalp krizi, kafası gözü kırılmış, vücudunun her yerinde darp izi var, kalp masajı yaparken oldu diye de bir yalanla mukabele ediyor. O ölümleri en şiddetli ifadeyle kınamazsak, cezaevlerindeki insanlarımızın da yaşam hakkı olduğunu hatırlamazsak hepimiz yataklarımızda rahat uyumayı hak etmiyoruz demektir diye o meseleyi bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Medya terapiden bugünlük de böyle. Malum bugün Cuma, pazartesi sabahı yine saat 11'de yine bu stüdyoda KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapide buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.